Evet, herkese hayırlı akşamlar. Perşembe günü saat 9 itibariyle artık e-ticarette sorulara başlıyoruz. Bize sosyal medyadan ilettiğiniz soruları cevap arayacağız hep beraber, cevap bulacağız. Hemen Amerika ile bağlantımızı kuralım, çok vakit geçirmeden. Sorular çok, cevaplar uzun. Öyle değil mi Evet. Furkan Bey? İyi Evet. akşamlar. İyi Size de akşamlar iyi Aydın günler. Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de iyi akşamlar. Dünyanın savaş çanlarının değil artık savaş içinde hissettiği bir gündeyiz. Dün de öyleydi, bugün de daha da şiddetlendi. Ama hayat bir şekilde devam Evet. ediyor. Evet. Allah Üzülüyoruz yardımcısı ama. olsun. Gerçekten Evet, öldük insanların. diyorlar ya savaşın kazananı yok. Gerçekten de savaşın kazananı yok. Kaybedeni de hep maalesef siviller oluyor. Kesinlikle. Evet. Biz artık her Perşembe akşamı sorularla cevaplar her Perşembe akşamı burada olacağız. Size sorular yönelteceğiz. Amazon'a yeni girmiş, Amazon'da problemi olan birçok takipçimiz var. Onların sorularını sosyal medyadan alıyoruz. Akabinde size yöneltiyoruz. Bir saatlik bir beraberliğimiz olacak. Ben hemen başlamak istiyorum. Biraz önce yayını açmadan önce şey geldi aklıma. Siz de Amazon satıcısısınız. Sizin de bir Evet. mağazanız var. Hı. Özel günler için nasıl bir özel hazırlanıyorsunuz? Mesela önümüzde 8 Mart var. İşte yılbaşını geçtik. Özellikle Amerika'da buna ne kadar önem veriliyor? Satıcılar bu manada ne tür hazırlıklar yapıyor? Şimdi buradaki özel günler Amerika çapında biraz daha belki tüketim anlamında daha önemli hale geliyor. İnsanların buna senelerdir belki alışkanlığı, bugünlerin kutlanıyor olması, büyük markalardan, televizyondan destekleniyor olması haliyle satıcıları daha fazla müşteriye indirim yapmasına ya da kendi sattığı ürünlere farklı bir koleksiyon eklemelerine, o güne özel bir şeyler yapmalarına itiyor. Çünkü karşı tarafta o güne hazırlık yapan ve alışveriş yapacak olan müşteri kitlesi var. Bazen insanlar, satıcılar o güne özel sadece ürünler satıyorlar ya da sattığı ürünlere bir koleksiyon ekliyorlar. Mesela çorap satıyor, Christmas koleksiyonu ekliyor. Yılın her zamanında sataraktan ya da sadece o güne özel mesela diyelim ki satmıyor o gün maske ile ilgili bir şey satacak ya da dizaynla ilgili kadınlar günü, anneler günü, babalar günü. O güne özel bir ürün çıkartaraktan da yapabiliyor. Yani halihazırda sattığı bir şey koleksiyon da yapmayabiliyor. O güne özel. Bu da şöyle imkanı sağlamış oluyor. Trafiği artırmış oluyor. Aslında her o özel günlere uygun ürün, reklam ya da yapılacak herhangi bir çalışma satıcıya ve listeye şu güzelliği de yapmış oluyor. O zamanlarda search volume çok olduğu için listelere trafik gelmiş oluyor. Gelen liste trafiği o mağazanın diğer listelerine de faydası olmuş oluyor. Algoritma tarafından yukarı çıkmasını sağlıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Klasik bir ticaret erbabının yaptığı indirim zamanları vardır. Müşteriyi dükkanın içerisine sokmak için ne yaparlar? Mesela Türkiye'de BİM'dir, A101 gibi yerler her taraf aslında bunu yapar. İnsanların zaruri aldığı bazı malzemelerin fiyatlarını düşürürler ki müşteri içeriye girsin, diğer ürünleri alsın. Aslında özel günleri biraz böyle düşünmek lazım. Bunu şundan dolayı söylüyorum. O günde ürünler kar edilmiyorsa bile trafikten dolayı maksat müşteriyi dükkan içerisine sokma düşüncesiyle yapılabilir ki faydası vardır her zaman. Tabii bu sadece satış öncesi değil, satış sonrası verilecek hizmette de bir farklılık olması lazım, değil mi? Tabii, kesinlikle. Yani küçük mesajlar, küçük ürünün satın alınan ürünün yanında küçük hediyecikler, böyle yazılar, bilmiyorum. Yani bazı şeyler koyulabilir. Tabii. Bu müşteri memnuniyeti açısından da güzel olur, değil mi? Tabii, kesinlikle öyle. Yani müşteri her zaman biraz şöyle düşünmek lazım. İnsanlar genelde online platformların çoğundan her zaman zaruri malzemelerini almıyor. Almak istediği için alıyor. Almak isteyen bir insana teşekkür etmek ya da ondan
ona önem verdiğini göstermek her zaman, yani eğer bunun review açısını, rating, feedbackleri düşüneceksek her zaman faydalı tabii ki de. Evet. Yani bunun olumsuz tarafını biz Laleli esnafında gördük. Nasıl Yani bir şey? onlar Amazon'da değildi ama yani satalım da nasıl giderse gitsin. Nasıl olsa müşteri bir daha gelmez. İşte çürük çarık malları satılması, işte pahalı, işte eksik gitmesi vesaire. Yani müşteri memnuniyetini düşünmeden, o anlık kazancı düşünerek hareket ettiklerinden dolayı daha sonrasında çok büyük bir şeye düştüler, boşluğa düştüler. Yani Osman Bey Laleli piyasası olsun, İstanbul için söylüyorum, İstanbul'u bilenler. Gerçekten çok büyük kan kaybına uğramıştı o sırada. İnsanlar artık inanmamaya başladılar satıcılara. Gözüyle görmeden, eliyle tutmadan almamaya başladılar. Daha önceden uzaktan sipariş verebiliyorlardı ama o güveni kaybettiler. Bu da işte tam tersi belirttiğinizde olumlu bir örnek. Müşteri memnuniyetini arttırma sadece ürünün kalitesiyle değil, müşteriyi artı fonksiyonlarla memnun etmekte herhalde önemli olsa gerek. Tabii zaten loyalty customer aslında, yani sizinle devamlı alışveriş yapabilecek bir müşteriyi kazanmak uzun soluklu, ki o size para kazandıracaktır devamlı devamlı. Neden? Çünkü herkes devamlı sizden almayacaktır ama sizden alıp memnun kalan, review bıraktığı için başka alıcılara da faydası olacak. Bu sizin listelerinizin yukarı çıkmasını sağlayacak her zaman. Tamamdır. Hemen bir soruya geçiyorum. Evet. Çok sorulan ve çok muhabbeti yapılan bir konu. Aynı laptoptan iki ayrı hesap kullanılabilir mi? Kullanılırsa suspend olma şeyi var mı? Riski var mı? Şimdi evet var. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Eski usuldeki yapılan ticaret, eski usulde ayırmamak lazım. Hala normal bir dükkan açma, bir iş yeri açma her zaman var. Devlet bir iş yerine izin verirken ne yapıyor? Bir lokasyonda bir kişiye, bir şirkete izin veriyor. Evet, o lokasyonun belli ayrılan kısmında izin aldığınız tarafta farklı işler de yapılabilir ama onun kendi prosedürü var. Bunu böyle düşünmek lazım. Sizin de iş yeriniz aslında laptopunuz, internetiniz, yani IP adresiniz, sizin lokasyonunuz. Lokasyonunuzun size ait olması lazım. Şimdi bakıyor, o lokasyonda başka birisi satmaya çalıştığı zaman orada bir şey görmüş oluyor. Red flag görmüş oluyor. Ha, burada bir şey var olabiliyor. Yani nasıl bunu yapabiliyor? Oradan başkasını, yani review aldırma imkanı olabilir. Birçok şeyden dolayı bu tarz şeyleri hep kısıtlamaya çalışıyor Amazon. Dikkat etmek lazım. Yani Ayrı kullanmak girilebilir, lazım. kullanılabilir ama Yok. yine de o risk. Yok. Aslında girilemez. Yani girilmemeli de. Çünkü o diğer satıcının bilgileri var orada. IP adresi, kullandığı internet. O yüzden burada herkes satış yaptığı zaman IP adreslerini de farklı alıyor. Bilgisayarların internetlerini de farklı alıyor. Mesela telefonunuzdan bunu yapabilirsiniz. Telefonunuz size ait. Bilgisayara bağlanmak istiyorsanız bilgisayarınızın telefonunuzun hotspot'ını açarsınız. Bilgisayarınızın internetine öyle bağlamış olursunuz. Public bağlanan internetten de yapmamak lazım. Çünkü güvenli değil onlar. Yani size ait olması lazım. Telefon üzerinde olabilir. Ya da sizin kullandığınız bir internet olabilir. Bir de bu tarz size ait resmi girişlerin olduğu şeylerde bir değişiklik yapılacaksa eğer, Amazon'a bildirilmesinde fayda var. Yani algoritma, robot ilk önce kötü algıladıktan sonra değil de öncesinde bunu yapıyor olması daha etkili. Evet ya, ben böyle bir değişiklik yapacağım, izin veriyor musun? Zaten yapılması gayet normaldir. Yapılabilir. Zaten kendi internet sitesinde yapılabilecek ya da yapılamayacak şeyler hep açıklanmaya çalışıyor. Mesela YouTube'a girdiğinizde Seller University var Amazon'un. Kendisinin açıkladığı neler yapılabilir diye. Ücretsiz bir şekilde YouTube'da videolar var. Amazon kendisi yapıyor bunu. Şimdi o tarz yerde de belki yapılabileceği gösteriyor ama bazen resmi değişiklikler yapılmadan öncesinde mail atıp ben böyle bir şey yapacağım şey gibi olur en azından. İspat değil gibi olur. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman siz bana söylemiştiniz böyle böyle yapmam gerektiğini denize bir delil olmuş olur. Özellikle şeyden dolayı soruyorum. Mesela bir evin içerisinde iki tane satıcı hesabı olabiliyor. Yani karı koca açmış olabiliyor ya da işte kardeşler açmış olabiliyor. Bunlarla sıkıntı yaşanıyor o zaman. Yani burada ayrı bilgisayar, ayrı internet, yani kullanan Ayrı malzeme ayrı internet. olduğu söyleniyor.
Ayrı Evet, internet biraz oluyor. Ortak internet kullanıldığı için. İşte o yüzden belki telefon üzerinden yapılabilir işte. Telefonun interneti kullanılır. Herkesin kendi interneti olduğu için. Çünkü her zaman herkese belki internet sağlanamayabilir. Mesela home office çalışmak çok meşhur Amerika'da. Her tarafta meşhur olduğu gibi. Home office çalışıldığı yerde belki bir evde benimki 3 kişi yaşıyor. 3 tane internet bağlatmak belki mümkün olmayabilir. Ama onun yerine herkes kendi telefonundan bağlanır. Bilgisayardan bağlanacaksa da hotspot üzerinden bağlanabilir. Bu da bir yöntem. Buna paralel bir soru daha var. Bir ürünü başkasının satmasını istemiyoruz Amazon'da. Bunu Amazon'un kurallarına göre nasıl engelleyebiliriz? İkinci bir satıcı benim ürünümü satmasını istiyoruz. Zaten şöyle bir şey var. Sizin ürününüz marka tescilli değilse evet o ürünün altına girebilir. Ama ürün marka tescilli ve size ise zaten giremez. Yani o brand size ait. Sizden izin alması lazım. Brand izin veriyorsa ancak. Marka tescilini nasıl yaptırması lazım? Kendi ürettiği ürün değil. Evet, şimdi kendi ürettiği ürün şöyle olabilir. İlla üreticisi kendisi olmasına gerek yok. Fason ürettirdi. Kendi markasıyla ilk başta trademark'ın olması lazım. USPTO'dan alabilir. Ya da bunu yapan avukatlar var. Ya da Amazon'un direkt IP Accelerator kısmı var. Girdikleri zaman görebilirler. Brandservices.amazon.com olması lazım. Ya da brand.amazon.com ama brandservices.amazon.com olması lazım. O link üzerinden girdikleri zaman copyright ve trademark yapan toplam zaten 11 tane avukatlık firması var orada. Herhangi birisiyle yapabilirler. Amazon'un içerisinde olduğu için trademark'a başvuruyorlar. 2, 3, 4 gün içerisinde de receipt number geliyor. Normalde bu süreç trademark'ınızı almanız belki 6, 7, 8 ay sürebiliyor belki daha fazla. Ama başvurduktan hemen sonrasında gelen o receipt number'la Amazon'dan marka tescili yapılabilir. Amazon Alexa ne için kullanılır? Amazon Alexa Smart Home cihazı. Yani siz kendi Amazon hesabınızla yani telefonunuzda nasıl Siri var ya Siri. Apple'da. Siri nasıl bir şey söylediğiniz zaman size cevap veriyor, konuşuyorsunuz, işte hatırlatıcı koy, şunu yap, bunu yap diyorsunuz. Amazon Alexa dediğimiz şey de aslında aynı. Müzik aç diyorsun. Evin akıllı cihazlarına bağladıysan eğer müziği aç, ne bileyim ışığı aç, ısıtıcıyı aç tarzında bir şeyler yapabiliyorsun. Amazon'un kendi çıkardığı akıllı ev ile ilgili bir şey aslında. Sadece akıllı ev Peki. dememek lazım. Yani genel itibariyle bu tarz Siri gibi bir cihaz Peki Amazon'un kendi çıkarttığı oraya bağlayacağım. Amazon'un yani. kendi çıkarttığı bu ürünleri alıp dropshipping tarzı satış yapabilir mi bir satıcı? Yani Amazon'un içerisinde dropshipping yapmak çok riskli zaten. Yapılamaz değil ama çok riskli. Şimdi Amazon'un kendi içerisindeki markaları nasıl alacak? Yani Amazon'dan Amerika'dan alıp başka bir Amazon hesabında mı satacak? Yani Amazon Kanada, Amazon Japonya gibi bir yerde mi Gibi. satacak? Evet, Şimdi evet, evet. sonuçta o Amazon'un o markası Japonya'da varsa şimdi Japonya'da da vardır. Amazon aittir o marka. Siz nasıl alacaksınız? Yani sonuçta markanın sahibi Amazon. Trademark Amazon'da. O yüzden satışını. Çok mümkün olmasa gerek diye düşünüyorum. Denemediğim için bir şey demiyorum ama çok mümkün olmasa gerek. Çünkü Amazon'un kendi markası. Alıp satacaksanız marka yazmanız lazım brand olarak. Amazon mesela genelde kıyafet gibi şeylerde Amazon Essentials olarak geçiyor. Ya da kıyafetlerin bazılarında Wardrobe olarak geçiyor. Şimdi bunları Amazon'dan alıp marka yazdığınız zaman şey nasıl olacak bu sefer? Yani o markayı nasıl yazacaksınız? Amazon kabul etmez. O yüzden bilmiyorum. Bunu yapmak biraz zor olabilir. Peki yine buna bağlı üçüncü soru kutulamalarda, paketlemelerde sizin şirketinizin ya da firmanızın, mağazanızın haricinde başka bir bilgi, yazı, görüntü, logo bunların olması satışta bir engel teşkil eder mi? Örneğin ben işte bir tane bardak sattım kendi adıma. Bardağın kutusunda X yazıyor. Halbuki benim firmam Y. Hani Y'yi de yapıştırdım ama kutuda X yazısı da var ya da logosu var. Evet. Bu Şimdi bir kafa karışıklığı yol açar mı? aslında şöyle kafa karışıklığını yol açmaz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi
herhangi bir eski bir dükkan olarak düşünelim. Diyelim ki ben Furkan LLC diye bir şirket kurdum. Bu benim resmiyette Amerika devletine, buradaki eyalete, şehre bağladığım bir şey. Legal şirketim. Ben ne yapıyorum? Bu dükkanı açtım. Diyelim ki şarküteri açtım. Şarküteriye de ABC şarküteri dedim. Ama benim resmiyette bağlı olduğum isim, devlete sunduğum isim Furkan LLC idi mesela. Ama benim dükkanım, store, Amazon'da da bu vardır, stores ya da brand, ürünü sattığım brand farklı olabilir. Yani ben şarküteri açtığımda Ülker'de satabiliyorum, Etli'de satabiliyorum, Sütaş, Pınar. Ama dükkanımın ismi Furkan LLC'ydi. Bu Amazon için de aynı. Zaten bir listeye girdiğiniz zaman link şeyde buy box kutusunun olduğu yerde ships from sold by diye yazıyor. Şimdi oradaki sold by sizin bu işte legal isminiz. Furkan LLC. Yani bu dükkan tarafından satılıyor demek aslında. Ama o sattığınız ürün o dükkanın 15. farklı markası olabilir. İzin almıştır. Ülker'den ya da ne bileyim buradaki Nike Adidas'tan commercial invoice almıştır satabileceğine dair. Onun da ismi zaten şey işte Adidas. O da sizin o title'da başlığınızın hemen üstünde şey hemen altında ya da bazen üstünde brand yazıyor orada. Şimdi genelde brand yazdığı zaman title'ın üstünde yazar. Ama artık siz brand registre aldıysanız ve size ait bir marka var ve o dükkanınızın içerisinde o markaları satıyorsanız ve bu store olmuşsa Amazon Stores diye bir şey var. Aşağıda zaten title'ın hemen altında o ürünü gösteren ve diğer ürünleri de bulabileceğiniz visit işte ABC store olarak gözüküyor. Oraya girdiğiniz zaman diğer bütün ürünlerinizi görebiliyorsunuz. Yani Hazır satabilir, onda sıkıntı olmaz. Ülker demişken gıda ürünleri için mutlaka resmi yollardan FDA almak gerekir mi? Yani zaten Amerika FDA almazsanız gönderebilir misiniz? FDA zaten Amerika içerisine ürünü sokmak için gerekli olan bir şey. Zaten FDA'yı almadığınız zaman gümrükten sokamazsınız zaten. Yani getireceksiniz, ürünü satacaksınız. Bu ürün devlet tarafından okey. Bu ürün satılabilir. Yani Food and Drug Administration aslında açılımı. Yani gıda ve ilaç yönetmeliği mi diyeyim artık tam Türkçesi. Şimdi sizin buradan onayı almanız lazım. Yani onay alındıktan sonrasında onayı alacak kişi de markanın kendisi. Onay alındıktan sonra aslında bu marka şey olmuş oluyor. Markayı onayı aldı ve ürünün içerisinde ne var onu göstermiş oluyorsunuz aslında tabiri caizse. Yani burada gıda üzerine bir şey satıyorsunuz. FDA sadece gıda alınmıyor. Bazı işte FDA'nin içerisine giren farklı ürünler de olabiliyor mesela. Yani içindekileri gösteren nutrition facts ya da içindekiler diye tabir edeceğimiz şeyi gösteren onay alındıktan sonra bunu göstermeniz gerekiyor. Yani sattığınız kişiye burada evet ya ben satıyorum. Sattığım ürün içerisinde bunlar var göstermek zorundasınız. Sen o FT'yi Peki, almanız lazım. FT'yi Amazon'a ekliyorsunuz zaten. Öyle. mağazada belgelerde göstermek gerekir mi? İşte FDA belgesi var, FDA belgesi yok gibi. Oğlum. Yani FT'ye satarken dön. FT'yi belgesi müşteri görmek yani. FDA belgesi olmadan zaten dediğim gibi Amerika'ya sokamadığınız ürünü diyelim ki Amerika diyelim Amerika'ya sokamadınız okey. Diyeceksiniz ki Amerika'nın içerisinden bir yerden alalım. Buradakiler de bunu satması için gıda olduğundan dolayı bir belge almalı. Yani Amerika içi dışı fark etmiyor. Yani burada gıda satılacaksa eğer FDA belgesi almak zorunda tabii ki de. Yani o zaten siz o belgeyi almadan listeleyemiyorsunuz. Çünkü her bir kategoride, her bir üründeki requirements'lar çok daha farklı. Varsa gıdaysa eğer zaten size söylüyor bunu ekle, bunu ekle, bu olması lazım, bu olması lazım. Mesela otomotiv biraz daha farklı. Belki zor olabilir. Mesela baby kategorisi biraz daha farklı. Orada işte belli yaş aralığındaki çocuklara karşı işte tene dokunuyorsa bir şey alınması lazım. Ya da zararlıysa tene çocukların ağzına sokabileceği, boğulabileceği bu tarz şeylerin önceden belgeyle evet bu ürün bu değildir, sağlığa zararlı değildir tarzında bir şey olması lazım. Yeni başlayanlar için bir soru gelsin o zaman. Arbitraj nedir? Arbitraj şöyle. Aslında yani herkesin bildiği bir yerden alıp diğer tarafta biraz yüksek fiyatta satmak aslında arbitraj.
Yani 10 dolar almışsınız, 12 dolar. Aslında bildiğimiz bu ticaretin aslında adı arbitraj. Amazon'da da bu yapılabilir. Burada hazır bir marka vardır. Mesela Nike, Adidas ya da herhangi bir çanta markası, herhangi bir başka malzeme. Costco'da, Walmart'ta farklı yerde bulunup Amazon'da satılmasıdır aslında. Bunu siz dükkan dükkan dolaştığınız zaman bunun adı retail arbitraj oluyor. Fiziksel olarak gittiğiniz zaman online'dan bakarsanız bu ürünleri bulmayı, hani satma değil, satmanın hepsi aynı. Online'dan satılıyor zaten. Ama ürünü bulmanın yöntemleri değiştiği zaman adı da değişiyor. Aslında hepsi aynı şey demek. Belki insanlar kafası karışıyor olabilir. Retail arbitraj dediğimiz, sizin Walmart'ta, Costco'ya gidip bu ürün işte elinizdeki başka FBS Scalar tarzında programlar ya da elinizdeki Amazon satıcı hesabıyla scan yaptığınızda evet bu ürün karlı değil dediğiniz zaman retail arbitraj. Online'dan taktikarbitraj.com gibi programlar üzerinden baktığınız zaman online arbitraj. Bunu toplu toptan bir şekilde aldığınız zaman toptancılardan bu wholesale arbitraj. Aslında baktığınız zaman aynı. Mantık aynı. Alıp pahalıya kâr edebileceğiniz şekilde Amazon'da satmak. Peki yeni başlayacak olanlar için dropshipping mi yoksa arbitraj mı önerilir? Yani bunların hepsi aslında şey anlamında biraz başlangıçtaki sermaye ile alakalı bir şey. Bir iş kolu bunlar. Dropshipping insanlar neden seviyorlar ya da cazip geliyor belki başlangıçta? Para yatırmıyorlar. Herhangi bir inventör almıyorlar. Şimdi bu otomatikman yüklenmiş oluyor listeniz. Satıldığı zaman size o inventörü sağlayan firma göndermiş oluyor paketlemesini, göndermini. Onun sağladığı fiyat diyelim ki 10 dolar, siz de sattınız 10,5 dolar. Genel itibariyle dropshipping'deki kar oranları, kar marjları düşüktür haliyle. Yapılabilir. Riski düşük tabii. Tabii riski de düşük ama şöyle bir risk var. Şimdi dropshipping yapıldığı zaman ship adresi, çıkan adres, giren adres, return yapıldığı zaman diyelim ki 10 tane dropship ve izin veren firmayla çalıştınız. Bunu AliExpress'ten aldınız, bunu başka bir yerden aldınız. Böyle bir sürü firma var. Kendileri ürünlerini dropshipping için izin veriyorlar. Şimdi aldığınız zaman şöyle bir şey de var. Return alacaksınız. Şimdi return aldığınız zaman o return nereye gelecek? Yani sizin kendi adresinize mi göstereceksiniz bütün returnleri yoksa karşı tarafa mı? Bunu da çözebilirsiniz ama şimdi çok fazla adres olduğu zaman Amazon diyecek ki ya kardeşim hani senin bir tane gönderim adresi var, bir tane geliş adresi var. Ne oluyor böyle? Devamlı devamlı. Ya da gönderen o dropshipping'e izin veren firma sağlam ürün göndermedi diyelim. Bu sefer ne olacak? Siz ürünü hiçbir şekilde kontrol etmiyorsunuz. Yani ürün size dokunmadan hop geliyor müşteriye gidiyor. Belki saçma sapan bir şey gönderdi. Zaten ardı ardına birkaç yorum geldiği zaman zaten hemen hesabınız duruyor. Amazon işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun hemen deactivate ediyor. Seni bir soruşturmaya alıyor. Bazen küt diye kapatabiliyor yani farklı bir şey görüyorsa. O yüzden dikkat etmek lazım. Yapılamayacak değil, yapılabilir. Yani dediğim gibi dropshipping böyle yapılmaz. Yani avantajları var, dezavantajları böyle var. Arbitrajın herkese avantajları var, dezavantajları var. Orada da dikkat etmek lazım. Ürünün listesine girdiğiniz zaman rakipleriniz var. Maalesef acımasız. Yani o ürüne satmaya başladınız. 10 kişi var. Siz de 10.000. Satıcı olacaksınız. Bulduğunuz bir ayakkabı mesela. Şimdi diğer rakipler acımasız. Yani sizin satmanızı, o pastadan pay yemenizi istemeyecektir. Bu da şikayet etmeyi doğuracaktır. Kendileri farklı bir tanıdıkları aracılığıyla ürününüzü satın alacaktır sizden. Belki olumsuz yorum bırakacaktır. Bu hesabınızın tehlikeye girmesine sebep olabilir. Bu her zaman yani bunu aslında herkesin söylediği bir şey. Yapılamayacak değil kesinlikle. Yapılabilecek bir yöntem. Dropshipping, arbitraj. Para da kazanılır. Çok güzel para da kazanabilir. Risk ihtimali var. Ama o yüzden insanlar genelde önerirken private label'a öneriyorlar. Private label'da yani size ait bir markanızla devam etmeniz. Bu uzun soluklu bir şey. Belki reklam harcayacaksınız çünkü bu dropshipping ve arbitrajda bir şey harcamıyorsunuz. Çünkü halihazırdaki listenin altına giriyorsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz orada. Belki diğer taraftaki o sizin kendi markanıza satıyor olmanız zaman olarak beklemeniz gerekecek ama sonunda kazanabilirsiniz de. Sonuçta kazanç da var. Ama 6 ay beklediniz, reklam harcadınız, biraz yatırım yaptınız. Bunun getirisi uzun soluklu daha iyi. Neden? Marka size ait.
birisinin sizi, müşteri sadece şikayet edebiliyor. Tabii çok sıkıntılı müşteriler olabiliyor. Genelde çok fazla şikayet, yani bir kişiye şöyle bazen yapılabiliyor. Liste içerisine girdiğiniz zaman bir müşteri sizden maksimum kaç adet o ürünü alabilir diye bir opsiyon var. Genelde listeye girdiğiniz zaman more info kısmında olması lazım aşağılarda. Orada işte belli bir rakam koymakta her zaman fayda var. Diyelim oraya bir sınır koymadınız. Genelde 4-5 demekte fayda var. Ürünü, sattığınız ürüne bağlı tabii ki de. Çünkü adam sizden 50 tane alır. Amazon'da şimdi iade almak zorundasınız gibi aslında bir şey. Çünkü Amazon'un platformu biraz onu gerektiriyor. Müşteriler bunu biliyor. Aldı sizden 50 tane ürünü. Hepsini parçaladı ve geri iade etti. Bir ürün size bozuk bir şekilde çöp olarak gelmiş olacak. Bir kaybınız var orada. İki, 50 tane aldı. Review bırakma ihtimali de var zaten ki review bırakacaktır. O yüzden almıştır zaten. Hem ürününüzü ziyan etti hem de kötü review bırakmış oldu. O yüzden orada şey yapmak, ürüne bir sınır koymak her zaman faydalı olur. Genelde bunu satıcılar yapar zaten. Çünkü hep düşünmek lazım yani. Her türlü satıcının olabileceğini düşünmek lazım. Peki mesela bir ürünü belirledik. Ürünü 10 liraya yani 10 dolara ürettik ya da elimize aldık. Ne kadara satmalıyız ki kâr elde edebilirim? Ya da sorunun başka bir türüyle sorayım. Amazon bir satıcıdan hesabı açmadan tutun da bir ürünü satmaya kadar hangi masrafları alıyor? Şimdi her ürün için söylenmez ama genelde 3x kuralı vardır. Yani 10 dolara aldıysanız ortalama 30 dolara satmanızda fayda var. Ürünün boyutuna göre değişiyor. Çok büyük boyutluysa Amazon'un sizden kesintisi biraz daha yüksek olacaktır ama orta boyutlu bir şeyse sizin en azından return on investment %100'ün üzerinde olacaksa eğer bu 3x kuralı var. Yani 5 dolara aldınız. Genelde bu 3x kuralı şöyle çalışıyor. Hani genelde söylenen bir şey aslında. 5 dolara aldınız. Sattınız bunu 15 dolar. 5 dolarını Amazon'a verdiniz. İşte shipping'tir, Amazon fee'sidir. 5 dolar net kar bıraktı. Net karınız 5. Ürünü aldığınız 5 dolar. Yatırdığınız parayı aynı miktarda almış oldunuz %100. Bu eğer 4 dolar olmuş olsa 4 bölü 5'ten %80 yapıyor. Return on investment dediğimiz ROI kısmı. Bunu daha fazla yapabilirsiniz. Yani eğer %100 olacaksa genelde başlangıçta söylüyorum. İnsanlar bir ürüne girerken istenilen şey aslında o. Yani ben 5 dolar aldıysam en azından 5 dolar net kar kalsın ki ürün diyelim ki return oldu. Çöpe gittiğinde zarar etmemiş olayım. Genelde satılan tabii bu kesinlikle ürüne göre değişiyor. Ürünün boyutuna göre Amazon kesintisi oluyor. Çünkü her şey değişiyor orada. Bu her Bu iki boyut her şey. burada Tabii. hacimden bahsediyoruz değil Tabii. mi? Tabii, aynen öyle. Kübik feet dediğim, kübik foot olarak geçiyor. Yani bunu hesapladığımız zaman bazı ürünler işte small, medium, x large, x small, medium, large, x large, 2x, 2x large tarzında böyle şeyleri var. Tire dediğimiz şeyleri var. Bu boyutlarla ilgili, kübik footlarla ilgili. Onu düşündüğümüz zaman eğer düşükse ve orta bir ürünse, mesela içtiğim sushi'sinin boyutunda biraz daha büyükse genelde bu 3x kuralı makul olabiliyor sonunda kar. Tabii bunun içerisinde farklı etkenler de girebiliyor. Reklam masraflarınız, farklı masraflar gibi. Tabii. Türkiye'deki satıcılar için en büyük masraf da kargo. Evet, aynen öyle. Ya burada aslında şöyle, kargo Amazon'da satıyorsa bir insan FBA üzerine ilerlemesi daha iyi. Yani Amazon'a gönderip Amazon'un bütün fulfillment hizmetini veriyor olması daha iyi olur. Neden? Bir, siz satıcı olarak Prime olmuş oluyorsunuz zaten. Prime olduğunuz zaman sizin bestseller rankinizin yukarı çıkma ihtimali daha yüksek. Amazon'a gönderiyorsunuz. Amazon sizin adınıza her şeyi gönderiyor. Buradaki depolarla uğraşmamış oluyorsunuz. Birçok etkiden dolayı Türkiye'deki kişi direkt oraya yollamasında da dünyanın bir yerine göndermesi fayda var. Kaba bir tabirle Amazon şunu mu diyor ya, bu adam benimle çalışıyor, ben de buna Aynen. yardımcı olayım, Aynen. yukarı Aynen öyle. çıkayım, ürünü Tabii. Yani satayım. bestseller renkteki fayda sağlayan metriklerden bir tanesi tabii ki de sizin Prime satıcı olmanız, FBA yapmanız yani. Amazon'a göndermeniz.
Ürün dedik. En kafa karıştırıcı sorulardan bir tanesi de her zaman sorarlar ama bunun hiçbir zaman tam cevabı gelmez. Ne satacağım? Evet. Birinci soru, ne satacağım? Nereden bulacağım? Evet. Milyon dolarlık soru şimdi bu. Milyon dolarlık soru bu. Bunun için hangi uygulamaları kullanabilir satıcılar? Şimdi genel itibariyle insanların böyle ürün bulurken ya diyor ben bildiğim bazı kategorilerden ürün satayım. Mesela spor kategorisini biliyordur. Ben bundan alayım, bundan satayım. Bu bir yöntem. Seçtiği, zevk aldığı, satmak istediği, ilerlemek istediği markanın ürünleriyle ilerlenebilir. Bu bir yöntem. Ne tarz ürün satacağını. Ya da herkes gibi benim maksadım para kazanmak. Hangi ürün olursa olsun ben satmak istiyorum, para kazanmak istiyorum. Şimdi burada kar kazanabilecek her türlü ürün olabilir. Yani Amazon'da geçen baktığımda rakam doğru mudur hatırlamıyorum ama 3 küsür milyon farklı çeşit ürün var Amazon'da. Yani bu Üç çok tabii. 300 küsür milyonda bütün varyasyonlarıyla ürün var demektir bu. Şimdi o yüzden satılabilecek ürün hangisidir sorusunun cevabı anlatılmaz. O yüzden zaten insanlar veri yani veri programlarını kullanıyor. Mesela Helium 10 kullanılabilir. Ben kendim de kullanıyorum. Ya da Jungle Scout kullanılabilir. Celix kullanılabilir. Ya da manuel araştırma yapılabilir. Bulunan bir ürünün analizi yapılıp evet ya ben bu ürünü buldum. Bu ürün bana para kazandırabilir Amazon'da. Orada bir parantez açayım. Ürünü buldunuz da ürünü nereden buldunuz? Alibaba'dan bulabilirsiniz. Tavsiyem de o. Eğer ki başka insanların bir çevresi varsa, üretici çevresi, network'ü, tanıdıkları Türkiye'den olur, başka yerden olur. O ürünü muadilini Amazon'dan bulup bir analiz yapsınlar. Satış rakamı, o üretilen ürünün maliyetini de hesaplayarak her şeyi Helium 10 kullanabilirler. Jungle Scout kullanabilirler ya da direkt FBA Calculator yazdıkları zaman Google'a Amazon'un kendi FBA Calculator'ı var. Ya da Seller App'in var. Hepsine bakabilirler. Oraya girip ürünün satış fiyatı var. Sizin maliyetiniz var. Birkaç orada istenilen rakamlar var. Yazdıktan sonrasında aşağıda size söylenen net profit ne kadar ve profit margin ne kadar. Bazen de return on investment ne kadar yatırdığınız paranın ne kadarını geri alıyorsunuz yüzdelik olarak. Her şeyi size söylüyor. Bulduğunuz ürün mantıklıysa devam edilebilir. Hiç problem değil. Her şey satılabilir yani. Yani şu ayrımı yapmamak lazım. İşte hiç ya piyasada olmayan bir ürünü satacağım ya da Öyle bir piyasada şey o var mı kadar çok ya? satılıyor ki işte hani işte onu arıyor. İşte ya ne satsam acaba? Hani kimsenin satmadığı bir şeyi satmalıyım. Evet. Bu da yanlış. Ya da işte ya bundan çok satılıyor ya. Milyonlarca satılıyor. Ben satamam. Demek bu da yanlış herhalde. Tabii. Çünkü zaten mesela bir araştırma yaptığınız zaman herhangi bir ürüne girin. Yukarıda size zaten verilen bir search result var. 6 bin, 10 bin. Ve bu her zaman artıyor. Ama baktığınız zaman o 10 binin arasından zaten bir sürü para kazanan insanlar var. Önemli olan ürünü bulmaktan sonrasında yaptığınız onun reklam çalışması. Onu nereye getireceğiniz aslında çok önemli. Yani ürün bulmak evet çok önemli ama o ürüne yapılan çalışma hepsinden daha da önemli. Yani bu biraz zaman gerektiriyor. Ürünü bulmak, ürün üzerine yapılacak reklam çalışmaları. Dediğim gibi yine burada ezberden gitmemek lazım kesinlikle. Her zaman veriye güvenmek lazım. Çünkü veri size gerçekten çok gerçekçi rakamlar sunabiliyor. Bazen yorumlar yapmak lazım. Dış trafiğe güvenmek lazım. Bazen sosyal medyada bu tarz şeylere yüklenmek gerekiyor. Helium 10, Jungle Scout, Amazon'un içerisindeki yapılan çalışmalarda size sunulabilecek güzel bir veri kaynağı. Çok ciddi database'leri var. Çok fazla. Çok fazla kullanıcısı var ve gerçekçiliği de çok fazla. Bu tarz şeyler insanları bu tarz programları kullanmaya yetiyor ve kullanmalı da zaten. Çünkü hepsini bilemezsiniz. Bilemiyorsunuz hangi ürün satılacak. Yani bir bakıyorsunuz mezarlık satılıyor. Bir bakıyorsunuz Mezar evet gerçekten mezarlık satılıyor gördüm ve çok da fazla satılıyor. Yani diyorsunuz ki ya ben bu ürünü nasıl satacağım? Abi çok fazla alıyorlar. Mesela mezarlığı şey zamanda alıyorlar. Halloween zamanlarında. Şimdi bilemiyorsunuz hangi ürün satılacak. Yani o yüzden şey yapmamak lazım. Çünkü
Güzelliği şu, Amazon'un belki Amerika nüfusunun belki yarısından fazlası sadece Prime kullanıcısı. Daha Prime olmayan kullanıcıları saymıyorum bile. Ve Statista'nın rakamlarına baktığınız zaman ya da farklı firmaların bu rakamların her geçen gün muazzam bir şekilde arttığını görüyorsunuz. Ben hatırlıyorum, herhalde 2020 bu pandeminin başlayacağı sıralarda Mart mıydı, Şubat mıydı? 108 milyon hatırladığım kadarıyla Prime üyesi vardı. Şu anda en son güncel halini bilmiyorum. Kim bilir ne kadar ve çok hızlı artıyor. Şimdi 150 milyonu geçiyor olması lazım. Yani bakmak lazım. Kapattıktan sonra bakmaya çalışayım. Şimdi bu şu demek. Yani siz buradan para kazanabilirsiniz. Önemli olan güzelliği de şu. Şimdi insanlar Amazon'un ekstra bir güzelliği. Evet, çok fazla ağı var. Çok fazla müşterisi var. Bir ikinci güzelliği Amazon'un FBA'ye imkan sağlaması çok güzel. Yani kendi deposundan gönderiyor. Bütün fulfillment'ı, bütün angaryayı kendisi yapıyor olması güzel. Siz başka şeylerle sadece listenize uğraşırken diğer tarafla Amazon'un uğraşıyor olması çok güzel. Bunun da bir bedeli var sonuçta ama diyorsunuz ki ben buna 1,5-2 dolar fazla veririm ürün başına. Bak, hiçbir şeyle kafam ağrımaz. Bir de bana şey imkanı sağlamış oluyor burada. Benim bu ürünleri daha fazla satmamın imkanı sağlamış oluyor. Çünkü Prime satıcısı olmuş oluyorum. Ben Amazon'dan gönderdiğimden dolayı haliyle bana şey sağlamış oluyor. Ekstra bir avantaj diğer satıcılar arasında. Ha, bu şu demek değildir. O ürünü satan tek Prime ben değilim. Ayrı doğru. Ama ben iyi çalışma yaparaktan bir Prime olmayanların üzerine çıkabilirim. Güzel bir çalışma yaparaktan Prime olanların üzerine çıkabilirim. Yani hepsi eklenebilir. Güzel çalışmayı biraz açabilir miyiz? Yani güzel çalışma, yani ne yapacak? Sabahtan akşama kadar laptopunun başında mı oturacak? Mağaza mağaza gezip uygun ürünü mü bulacak? Amazon eğitimlerine mi katılacak? Ürünün kutusunu mu süsleyecek? Evet. Satıcı güzel çalışmakta şeyimiz nedir? Evet, aslında orada ne derler ona? Bir dükkanı açtığınız zaman yapılması gereken işlem nedir? İnsanlara trafik çekeceksiniz. Bir eleman tutaraktan ya da bir gazeteye, bir herhangi bir yere ilan vererek de eleman çekeceksiniz. Oraya bir sürü trafik çekeceksiniz. Ama dükkanınızın içerisinin daha yeni kurulup daha duvarların boyalı olmaması, ürünlerin raflarda olmaması gibi şeyler gelen müşteriye alışveriş yaptırır mı? Yaptırmaz. Aslında insanların bilgisayar başında oturduğunda yapmaları gereken o dükkanlarını düzeltmek. Yani SEO çalışması yapmak. Yani listesini düzenlemek, fotoğraflarını düzenlemek, description'lar, keyword'ler, yapılan reklam çalışmaları, bütün hepsinin düzenlenmesi gerekiyor ki bir de iyi bir çalışmayla şey sağlansın. Müşteri geldiğinde müşteri conversion rate artmış olsun. Bu arada Yasin Bey, size selam var. Aleykümselam Yasin Bey. Buhur. Sizin kazancınızı soruyorum. Siz de biliyorsunuz kadının yaşı erkeğin maaşı sorulmaz. Evet. Aynen öyle. Ortalama ne kadar kazanıyorsunuz diyelim. Ya da bu soruyu ben o zaman şöyle değiştireyim. Yasin Bey'i de kırmış olmayalım. Yeni katılan, yeni mağaza açan birisinin tabii ürüne göre değişecektir mutlaka. Satış sayısı ya da kazanç ortalaması ne olur aylık olarak? Bu tabii her şeye göre değişmiş oluyor mutlaka. Çok Tabii tabii geniş bir yelpazesi. Evet. tabii. Çok geniş bir yelpazesi. Evet. Evet, Furkan Bey tanıyorum. Kendisi beni çıkaramadı galiba diyor. Evet, yani çıkartamadım. Bu doğru. Hakkını helal et. Belki yani kapattıktan sonra bakmam gerekecek fotoğrafa. Belki öyle gözükecek. Kusura bakmasın. Yani 5 dolar aldığınız ürünü daha deminki çıkarından yapalım. 15 dolar sattığınızda yaptığınız kar 5 dolarsa eğer, önemli olan buna iyi bir reklam çalışmasıyla bu sayıyı artırmak. Aylık 1.000 tane sattığınız zaman net karınız 5.000 dolar olmuş oluyor. Etsy'de olduğu gibi Amazon'da da bir reklam kısıtlaması var mı? Reklam bütçe kısıtlaması daha doğrusu. Yok. Etsy'de var o. Amazon'da yok yani. Ne kadar ödersiniz o kadar. Ha, şu demek değildir. 1.000 dolar aylık günlük harcama limiti açtığınız zaman 1.000 doları Amazon alacak diye bir şey yok. Almayabilir. Anladım. Aa evet.
Evet, şimdi hatırladım. Evet, için o da gelip bir ay sonra dönmüştüm. Evet, tamam, hatırladım şimdi. Selamlar İyi olsun. yaptın. Bu arada katılımcıların da soruları varsa onları da alabiliriz. Son kapatalım. Yazabilirler Evet. Şeyde burada. aslında bu yayınları böyle bir saat değil de daha mı kısaltsak ki herkes böyle hap gibi kısa kısa olmuş olsa 15-20 dakika 15-20 dakika mı yapsak? Zaten bu hafta içi ilk yayınımız. Bir de hafta Evet. sonu yayınımız olur. Hafta içi sorulara cevaplar vereceğiz. Hafta sonu ise uygulamalar yapacağız. Sektörle alakalı konuşacağız. Biraz daha işin nasıl diyelim beyaz yaka kravat kısmına bakacağız. Burada biraz daha işte kafaya takılan sorular, işte aşamadığımız yerler varsa hem yeni başlayanlar için hem de belli bir aşamaya gelmişler için soruları yanıtlamaya çalışacağız. Zaten şu an 45 dakikamız oldu. Evet, yavaş yavaş ben de kapatacağım. Son cevabını kısa olacağını düşündüğüm bir soru sorayım. Onunla beraber programımızı sonlandırmış olalım. Hesabında para kalan ve suspend olan bir satıcı mail atmanın dışında ne yapabilir? Soğuk su içebilir. Soğuk. Yani şimdi Nasıl soğuk? şimdi orada şöyle yapılabilir. Mail atmanın haricinde Excel'ın yapabileceği bir şey yok. Onların dönmesini beklemekten başka ya da bir avukatlık firmasına başvurabilir. Suspend açabilecek başka bir danışman firmaya başvurabilir. Ama onların da yaptığı aslında belki onların o hukuk dilini bilerekten karşı tarafa mail yağmuruna ya da posta yağmuruna tutması belki sonucu hızlandırabilir. Zaten genel itibariyle 90 gün bazen 180 gün artık duruma göre eğer para kaldıysa size geri yatırma ihtimali oluyor. Ama o süre zarfındayken paranız orada kalıyor. Kaç gün dediniz? 90 gün olabiliyor. Genelde 90 gün olur böyle şeylerin investigation zamanı. Bu bazen uzayabilir, kısalabilir. Tamamen o case'e bağlı. Yani neden kapandı mesela onu bilmek lazım. Bunu bilmediği için bir şey diyemiyoruz tabii. Anladım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Katılımcıların ediyorum. sorusu yoksa yavaş Evet. kapatacağım. Tam 45 dakika oldu. İlk yarıyı bitirdik. İkinci yarıyı haftaya yine bu saatte sorularla beraber karşınıza çıkacağız. Evet. Pazar günü Amazon'da nasıl ürün bulunur? Ona bakacağız. Uygulamalı olarak Evet. bakacağız. Hesap nasıl açılır? Ona belki yetişebilirsek ona bakacağız. Bunları Evet. uygulamalı olarak bilgisayar üzerinde yapacağız. Katılımcı arkadaşlar da takip ederlerse buradan güzel bilgiler alacaktır diye umuyorum. Evet, inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz Herkese, teşekkür Aylin ediyoruz. Bey, başta size teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar Türkiye'ye. İyi Görüşmek üzere. akşamlar. Hoşçakalın.